Günaydın. Günaydın kuzularım. Şöyle hemen size kısadan yoğurdumu göstermek istedim. Dünkü videoda görmüşsünüzdür kuzular. Süt kaynattım ama taşırdım. Normalde taşmamış olsaydı yoğurdumu hemen çalmayacaktım. Bir gün bekletecektim. Üzeri kaymak tutması için kaymağını alacaktım. Ondan sonra yoğurdumu çalacaktım. Her neyse kaymak çok tutmaz diye taştı diye yoğurdumu çaldım dün. Çok az da üzerinde kaymak vardı. Kaymaklı bir şekilde çaldım. Şöyle hemen size bir göstermek istedim. Şöyle bakın kızlar. Maşallah taş gibi. Normalde ben fazla suyun alması için yoğurdu çaldıktan sonra tülbent koyuyorum. Ama bu sefer koymadım. Niye? Üzerinde biraz kaymak var. O kaymağın tülbentin almasını istemediğim için koymadım kızlar. Şimdi evleri toparladım. Bir mutfak kaldı, toparlanacak, süpürülecek. Mutfağı da toparlayacağım, süpüreceğim. Üzerimizi giyineceğiz Çınar'la. Sular idaresinde bir işimiz var kızlar. Faturada bir hata, bir sıkıntımız var. Bu eve biz taşındık. Hiçbir şekilde hiçbir faturamızı Allah'a şükür asla aksatmayız. Ama orada 50 lira borcunuz. Efendim. Su mu? Tamam annem. Bir saniye. Yani kızlar geçtiğimiz aydan borcunuz bulunmaktadır yazıyor faturada. Ondan dolayı ben de bu faturaları alıp sular idaresine gideceğim. İşte orada bir baktıracağım bakalım neymiş bu, neyin nesiymiş. Nasıl bir hata yapmışlar? Şu 3 fatura zaten biz buraya girdik gireli 3 faturamızı ödedik kızlar. Üçünü de ödedik ama şunun altında ne diyor? Geçmiş dönem borcunuzdan dolayı 7 gün içinde suyunuz kullanmaya kapatılacaktır diyor. Ondan sonra bunda da aynısı diyor. Ne kadar borç gösteriyor peki? Her neyse. Ha, geçmiş dönem borcu 60 lira gösteriyor kızlar. Şurada bakın 59,56 olarak gösteriyor. Halbuki böyle bir borcumuz bizim yok. Bu kadar faturamız bile gelmedi ki bizim borcumuz olsun. Her neyse oraya gideceğiz işte canlar Çınar'la birlikte. Evleri falan toparladım bir güzel. Evlerim süpürülmeyecek, temiz. Ay. Çınar. Anneciğim hadi oyuncaklarını toparla da gidelim. Yani böyle kızlar. Oraya gideceğiz. Burada da çamaşırlarımı asmıştım. Şöyle. Akşamdan. Bunlar da kurumuşlar. Şimdi toparlamayacağım. Geldikten sonra toparlayacağım. Ki niye? Katlayarak sepete koymayı düşünüyorum kızlar. Bu sefer sepete direkt alınca ayrıyetten bir de katlaması zor geliyor bana. Zaten çamaşırla alakalı şeylerle uğraşmaktan nefret ettiğim için. Ne giyelim? Üzerimize şu pantolonumuzu giyelim. Şöyle lacivert. Defokta'dan almıştım bunu. Lacivert dar paçalı klasik bir pantolon. Ay ay kızlar. Havada böyle yağmurlu gibi var ya, yağmur indinecek. Üzerine ne giysem bakalım. Bu olmaz. Çünkü pantolon lacivert siyah beyaz olduğunu zannetmiyorum. Yine şu siyah gömlek de olmaz. Bunu da giymek istemiyorum. Şunu mu giysem ki? Hadi bunu giyelim. Ya da puantiyeli de var. Puantiyeli mi giysem, şunu mu giysem? Bilmiyorum kızlar, bunların ikisinden bir tanesini giyeceğim. Yine şu da defaktodandı kızlar. Bunu da çok severek almıştım. Böyle bunlardan ikisini de giyerim. Öyle canlarım. Çınar'ın da üzerine giydiririm. Biz çıkacağız. Çanta olarak da ne takalım? Şu küçük tantamı taksam ne alakaya ne maydanoz kırmızı. Ya benim çantalarımı kızlar Çınar Suf'un o odasındaki pufun altından çıkarıp şöyle elimin altına bir yere koymam gerekiyor gardırobuna. Çünkü mesela bazen uyumsuz olabiliyor. Uyumsuz olduğu için de değiştirmek zorunda kalabiliyorum ama üşeniyorum kızlar oradan çıkartmaya. 3 tanesini çıkarttım. Burada bir tane kırmızı var. Geçen gün pazara giderken bunu taktım. Mesela bu burada duruyor. Yani bunları kaldırmak istiyorum.
Bunu çıkartmıştım çiçekli. Bir kere de bunu takmıştım. Yani benim çantalarımı getirip böyle gözümün önüne bir yere koymam gerekiyor elimin altına. En iyisi şu sırt çantasını takalım. Yine en uyumlu bu. Şimdi çanta değiştiremeyeceğim hiç. Annem de bana çok güzel bir sırt çantası almış kızlar püsküllü. Bayıldım, hasta oldu. Eskişehir'e gidince onu takacağım. Her neyse. Çınar'cığım, senin de kıyafetlerini hazırlayalım annem. Ondan sonra evin içindeki sese bakar mısınız ya? Televizyon sesine. Çizgi film izliyor Şınar. Evet, Çınar'a ne giydirelim? Bu japonik kollu. Bunu giydirmeyelim. Bunu da giydirmeyeceğim. Aa, burada ne var? Aa, bir tane saç kılı çıktı. Ne işi var çocuğumun odasında? Atalım. Çınar'a da şunu mu giydirsem? Evet, şu olabilir aslında. Çınar'a da şunu giydirelim. Üzerine onun şişme yeleğini de alayım. Ki hatta aklımdayken şuradan alalım. Şunu da alayım çünkü hava dediğim gibi yağmurlu gibi. Şöyle şişmeyin. Niye gülüyorsun sen? Çirkin. Altına şort mu giydirsem ki acaba? Şu şortunu da Esva'dan almıştık. Bu da çok güzel. Çok beğenerek almıştım. Biraz pahalıydı. Ama çok beğendiğim için almıştım. Taş bence şort giydirmeyeyim. Uzun bir şey giydireyim altına. Eşofman mı giydirsem? Yoksa pantolon. Yok ya, pantolon giydireyim değil mi? Şu dar paçalı. Bu Çınar'a çok güzel yakışıyor kızlar. Anneannesi de bir sürü şeyler almış yine. Ay. Altına da onu giydirelim. Çoraplarını yeni değiştirdim. Bir de spor ayakkabılarını giydirirsem. Okey, süper olur. Şöyle üstüne giydireceğimi de göstereyim. Üzerine bunu, altına da lacivert kotunu kızlar. Bu şekilde lacivert de yeleğini aldım. Dışarısı da yani. Ay, çok sıcak aslında ama yağmur yağacak gibi sanki. Ay. Camımızı da kapatalım değil mi? Cam pencere açık koymayalım. Ne olur ne olmaz. Tamamdır. Hadi bakalım biz hazırlanalım şimdi. Bu arada bilgisayara da müşteri çıktı. Balıkesir'de oturuyormuş adam. Bilgisayarın fiyatını önce 700 olarak girdim kızlar. Ondan sonra 600'e düştüm. En son 550'ye düştüm. Adam da eşimle konuştu dün akşam. Abi düz 500 yaparsan dedi. Gelip almayı düşünüyorum dedi. Hani gelebilirsem dedi. Vallahi eniştenize dedi. Gelebilirsen alabilirsen abi düz 500 yapayım. Madem yol parası falan vereceksin dedi. Hani tabi Balıkesir'den geleceksin dedi. 50 liranın lafı olmaz. Düz 500 yaparım dedi. Ama gelir mi gelmez mi bilmiyorum kızlar. Gördünüz, göstermiş miyim bilmiyorum da bunun bir de kocaman kitaplığı var. O kitaplığını da vereceğim. Böylece vereceğim. Yani kızlar kul yani bilgisayar çok güzel. Sıfır gönlümde harika bir bilgisayar. Casper'ın çok memnunuz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ama birincisi masaüstü olduğu için çok 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 yer kaplıyor. İkincisi yani kızlar biz kiracıyız. Kendi evimiz değil. Hani kendi evimiz olsa bir yere koyarız. Sabit bir şekilde hep orada durur. Hiçbir şekilde satmayız. Ama kızlar bakar mısınız bilgisayarın durduğu yere? Şurası tuvalet kapısı, şurası dış kapı. Şurada bir ara duvar olduğu için şansıma, yani şansıma koridorum geniş olduğu için, yani koridorun bu kısmı çok geniş. Ve burada bir yer olduğu için bunu buraya koydum. Yani istemiyorum kızlar. İleriye dönük laptop almayı düşünüyoruz. Hani şu an değil ama ileriye dönük yani kızlar. Bayağı bir ileriye dönük. Çünkü tableti daha yeni aldık. Onun borcu falan bir bitsin bakalım. Bir laptop alırız. Yani o yüzden masaüstü bilgisayarlar artık hem çok yer kaplıyor. Yani sıkıntı oluyor kızlar. Nereye koyayım ben bunu? Zaten bu evden taşınırsak, eşim diyor ki Allah nasip ederse ben bu evden taşınacak durumunda olursam diyor, zorunda kalırsam diyor. Hani kendi evime çıkmak istiyorum diyor. Hatta eşim diyor ki aşkım diyor hani bir sene bir oturalım. Bir sene sonra diyor hani yavaş yavaş biz de ev bakmaya başlayalım diyor.
Eğer öyle bir şey olursa ki ta ki kiralık olsun veya satın alma olsun kızlar. Mesela şu pufu ya kıyamıyorum da atmaya bakar mısınız ya yepyeni kızlar hiçbir yerinde hiçbir şey yok. Altıda sandıklı her şeyimi koyuyorum. Bu pufu götürmeyi düşünmüyorum ama niye? Çünkü oğlumun odasına yani bir de yarın bir gün ikinci çocuk olduğu zaman kızlar buraya beşik gelecek. Ya da yatak odasına beşik gelecek. Bilmiyorum yani kızlar. Çok böyle fazla eşya götürmek istemiyorum. Ama tabii daha bu eve yeni taşındık. Daha bakalım Allah nasip ederse kaç yıl oturacağız burada. Biz zaten ev değiştiren bir insan değiliz çok fazla. Ev sahibiyle bir problemimiz olmadığı sürece de yani ev sahibi bizi işten diyorum evden çıkarmadığı sürece de biz çıkmayız. Öyle de bir durumumuz var. Ne kadar çok konuşmuşum. 10 dakika 48, 49. Hadi görüşürüz ben giyineyim. Canlar, bir adet ayna, bir adet kaş makası, bir adet kaş fırçası ve tarağı, bir adet de cımbız ile kaşlarımı almış bulunmaktayım. Hemencecik size göstereyim. Kızlar gördüğünüz gibi, bırak oğlum. Şöyle kaşlarımı aldım. Alt kısımlarını aldım. Üst kısımlarını çok ellemedim kızlar. İyice uzasın üst kısımları diye. Bu şekilde oldu. Tamam anneciğim. Evet kızlar şöyle. Eşim tarhana çorbası istedi. Benim eşim tarhana çorbası hastası. Çok seviyor. Şöyle tarhana çorbamı koydum. Daha önceki videolarımda var zaten tarhana çorbasını nasıl yaptığıma dair ve çok basit bir çorba. Şöyle kızlar buraya da birazcık çok az yani makarna koydum. Çınar Yusuf'un canı makarna istemiş. Ona sebzeli makarna yapacağım kızlar. Burada suyum kaynıyor. Makarnaya biraz ilave edeceğim. Az geldi gibi. Burada da 3 demet roka almıştım ya pazar alışverişimde görmüşsünüzdür. Onun bir demetini sirkeli suya ısladım kızlar. Bu böyle sirkeli suda bekliyor. Evet bu kaynadı. Buna biraz daha su ekleyelim çünkü az gibi geldi gözüme. Evet. Şimdi tekrar su koyacağım, kaynatacağım. O kaynattığım suyla da çay demleyeceğim kızlar. Şu bulaşık süngerime bakın ya ne kadar eskimiş. Bugün unuttum ya yine alacaktım da bulaşık süngere. Markete uğradım. Ama unuttum. Evet. Bunu da koyalım. Bu arada A101'den eşim emaneten çay almış demiştim. Kızlar inanır mısınız? Kendi kullandığım çaydan daha güzel desem inanır mısınız? Gerçekten ben çok beğendim çayı. Abim bana demişti de ben inanmamıştım. Abartıyor diye düşünmüştüm. Ama gerçekten kızlar çok güzel. Şöyle iki kaşık atıyorum kızlar. Hatta biraz daha atalım. Yani bu bayağı benim çaydanlığımı ağzına kadar dolduruyor. Ve çok koyu, lezzetli bir çayı var. Değişik de bir aroması var. Makarnaya su koydum da bu sefer de herhalde fazla oldu ya suyu. Her neyse buna tuz attım zaten suyuna. O pişsin. Altını biraz açalım onun. Kaynasın. Çorbam da burada zaten pişmek üzere. Anneciğim kapağı kırarsın Çınar. Şöyle kıvamı. Bunu ben bazen blenderdan çekiyorum. Öyle de çok güzel oluyor ama eşim sevmiyor blenderdan çektiğim zaman. Evet canlar. Kızlar şimdi makarna için iki tane köy biberi çıkardım. Bir tane şöyle büyük boy domates ve biber salçası kavuracağım. Bunları çıkardım. Aslında garnitür de var. Garnitür de katabilirim ama mayonezli yapmayacağım için garnitürü kullanmama gerek yok. Niye çıkardım garnitürü? Tarihine bakmak istiyorum. Daha geçen ay almıştık. Kullanmamışım. Tarihi nerede yazıyor? Değil mi? 5 mi? Daha var. Son kullanma tarihine daha var. Evet. Çınar da burada.
Tencere kapağıyla oynuyor. Selam ver aşkım. Aşkım, senin omzun mu yırtıldı? Burası mı söküldü? Getir bakayım. Sökülmüş mü burası? Oynuyorum, oynuyorum. Yürüyün böyle şimdi. Buraya anne diksin, tamam mı? Yalnız peçeteleri yırtma anneciğim. Ama anneciğim olmaz. Peçeteler yırtılmaz. Hayır Çınar Yusuf. İzin vermiyorum oğlum. Hayır dediysem hayır. Bana karşılık verme. Sen bilirsin. Evet ben bilirim oğlum. Makarna da pissin. Zaten enişteniz makarna yemez. Böyle bu huyu yok. Asla yemez makarna. Sadece fırında makarna yiyor. Beşamel soslu, kaşarlı, kremalı o şekilde makarna yiyor. Başka türlü makarna yemiyor. Tripoda niye koymuyorum telefonu? Hiçbir bilgim yok. Böyle elimde gezdiriyorum. Şu an bir şey doğrama işlemi yapmıyorum ya. Herhalde ondandır. Neyse ben şu tripodu getireyim de koyayım. Şimdi kızlar çayımı da demliyorum. Çayım da demlenmiş olsun. İftara ne kadar var? Herhalde bir yarım saat geçkin var daha yani. Çayımı da demledim. Biraz daha sıcak su katalım. Bayağı koyulaşmış. Makarnalar da nasıl şişti var ya. Azıcık yaptım dedim ama bayağı çoğaldılar. Kızlar. Kızlar kızlar gelen mi? Yanağınızdan öpen mi? Şöyle sizi yerleştireyim. Soğuktan seviyorum canlar rokayı. Şöyle beklettikten sonra bir kat daha yapıyorum ki sirke kokusu kalmasın diye. Oğlum niye peçeteleri ziyan ediyorsun anneciğim? Para veriyoruz oğlum onlara. Parayla alıyoruz. Ya babanın içine bakın. Ot doldu. Evet. Sen burada böyle dur. Şu köşede. Bu da bir suyunu çeksin de. Şunları yıkayayım, halledeyim. Kızlar. Şu iki biber, bir domates makarna sosu için kullanacağım. Şu bir adet kuru soğan, iki domates, iki salatalık da. Onları da salata yapacağım. Canlarım. Salata yapacağız. Değil mi? Siz
sizler nasılsınız canlarım? Ne kadar güzel yorumlar atıyorsunuz öyle. Evet. Evet, siz gelin bakalım içine. Şimdi de kabuğunu soyayım. Ay, kaşıntı tuttu. Sivrisinekler çıktı ya. Evet. Şimdi şu biberlerimizi alalım. Görüyorsunuz mu ya? Görüyorsunuz mu kız? Ebru abla diyor ya, kız. Görüyorsunuz mu kız? Yani bunun içine ne sebze kullanmak istiyorsanız kızlar kullanabilirsiniz. Sebzeli makarnada. Yani yeşil soğan kullanabilirsiniz. Sarımsak kullanabilirsiniz. Yani ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ben aslında sarımsak ben de mi kullansam bilmiyorum da. Kararsızım. Kız elim yüzüm açıldı valla. Şöyle yüzümü de görün değil mi? Ama o zaman yaptığım işi göremiyorsunuz. Uzağa koysam da çok uzaktan oluyor. Her neyse. Şuradan makarnamı bir karıştırayım hemen. Vallahi kızlar şu kadar makarna olmuş bu kadar. Ya şu bıçakları ben çok seviyorum ya. Harika salata yapıyor, harika kesiyor. Ama çok keskin. Elinizde doğramaktan kaçın yani. Dikkat edin. Şimdi böyle aslında acı biber de kullanmak istiyorum da kızlar. Yani makarnayı çınar yusuf için yaptığım için. Lafa bak, çınar yusuf için yaptığım için. Özellikle çınar yusufa yaptığım için. Yani acı biber katmayacağım tabii ki de cihanlarım. Birisi demiş ki sen Bilgen Töresi çok izledin sanırım. Bilgen Töresi özeniyorsun. Ama sen Bilgen Töresi'nin yanından dahi geçemezsin gibisine bir cümle kullanmış arkadaş. Şimdi birincisi, evet, Bilgen Töres ve birçok takip ettiğim kişiler var. Hatta ben kendim vlog yapmadan önce deli gibi takip ediyordum ama kendim de bu işe başladığım için gerçekten kendi videolarımı editlemekten, düzenlemekten, video çekmekten çok bir fırsat bulamıyorum. Ama takip etmeye çalışıyorum. Bu birincisi. İkincisi, ben bir görüntülüsü seviyorum ki takip ediyorum. Ama özenme konusuna gelirsek, arkadaşlar şöyle bir şey vardır ya. İnsanlar, yani bence bütün insanlar, şöyle kendime çevireyim. Bence bütün insanlar birbirlerine özenebilirler. Yani kıskanıp da zarar vermeyecek şekilde ise insanlar birbirlerine özenebilirler. Ne bileyim, güzelliğine özenirsin, konuşmasına özenirsin, ondan sonracıma evine özenirsin, tipine özenirsin. Yani her türlü veya o kişinin iyiliğini, insanlığını özenebilirsin. Bu ayrı bir şey. Ama kalkıp da o insanı taklit edemezsin. Çünkü taklit şudur ya. Anneciğim yapma. Bir sahneye çıkarsınız. Aynı nasıl Cem Yılmaz olsun, Yılmaz Erdoğan olsun, nasıl taklit yapıyorlar değil mi? Yani 1 saatlik, 3 saatlik, 10 saatlik bir insanın taklitini yapabilirsiniz. Ama bir ömür boyu bir insanın taklitini yapamazsınız. Yani ben bir ömür boyu 26 senemi bırakıp da, kendi hayatımı bırakıp da bir ömür boyu Bilgen Töresi taklit edecek değilim yani.
Sonuçta ben Allah'tan bir şey çıkmadığı sürece de, yani ölüm kalım bir şey olmadığı sürece de, kötü bir şey olmadığı sürece de ben yapmayı düşünüyorum, yani videolarıma devam etmeyi düşünüyorum. Ve bu kadar bir uzun sürede de herhalde Bilgen Turist'i taklit edemem. Yani bu bildiğiniz saçmalık yani. Gerçekten saçmalık. Ah, ya ben bu insanlara ne diyeyim? Bir de diyor ki sen Bilgen Turist'in yanından geçemezsin. Niye arkadaşım? Niye yanından geçemem? Yani sebep sunar mısın bana? Yani yanından niye geçemiyorum? O da Allah'ın yarattığı bir kul. Ben de Allah'ın yarattığı bir kulum. Hepimiz Allah'ın yarattığı bir kuluz yani. Niye birbirimizin yanından geçemeyelim ki? Benim ondan ne eksiğim var? Veya onun benden ne fazlası var? Veya diğer insanların benden ne eksiği ne fazlası var ki? Hepimiz Allah'ın yarattığı bir kul değil miyiz? Hepimiz insan değil miyiz? Niye yanından geçemiyorum? Niye bu şekilde bir kelime kullanıyorsun? Yani insanlar o kadar yanlış konuşuyor ki. Bilmiyorum ya. Gerçekten bilmiyorum. Yani ben küçük bir çocuk değilim ya. Böyle 14-15 yaşlarında ergen değilim. Ya onu taklit edeyim, bunu taklit edeyim, şunu özeneyim. Ben 26 yaşındayım. Artık bir şeyleri oturtmuşum kafamda. Kendimi bilen bir insanım. Her zaman diyorum, insanlar birbirlerine özenebilirler. Ama bir ömür boyu bir insan birini taklit edemez. Bir videoda taklit eder, ikinci taklit eder, üçte taklit eder, dördüncü de artık sıkılır yani. Kendini belli eder. Ben buyum arkadaşım. Ben kimseye taklit etmeye ihtiyacım yok yani. Ben buyum. Allah beni böyle yarattı. Buyum. Tipim, kaşım, gözüm, konuşmam, tarzım bu yani. Yani insanlara şaşırıyorum, anlayacağınız kızlar. Bunu da yani ben bunu yorum olarak yazmış. Belki de birçoğunuz görmedi onun yazdığı yorumu. Ama ben söylemek istedim. Paylaşmak istedim sizlerle. Şunla babanın içine pisliğini bir alayım. Yani dediğim gibi kızlar gerçekten çok şaşırdım. Yani en çok da şeye şaşırdım ya. Sen Bilgen Turist'in yanından geçemezsin. Niye arkadaşım? Niye geçemem? Benim imkanım olsa Bilgen Turist'le arkadaş bile olmak isterim yani. Takip ettiğim, sevdiğim insanlarla görüşmek isterim, arkadaş olmak isterim, tanımak isterim. Yani niye yanından geçmeyeyim ki? Ve inanıyorum ki eğer Bilgen Turist kendi takipçisinin bana bu şekilde bir yorum attığını görse veya haberdar olsa, bence ben o kadını tanıdığım kadarıyla, o kadın da çok dobra, çok iyi niyetli, iyi düşünceli bir kadın. Bence o bile çok kızar yani. Çünkü bu yorum nedir ya? Bilgen Turist'in yanından geçemezsin. Resmen aşağılayıcı bir şey. Arkadaşım, Bilgen Turist de insan, Allah'ın yarattığı bir insan ve benim çok 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 sevdiğim bir insan, bir kadın. Ve ben de bir insanım, hepimiz bir insanız yani. Hiç kimseden bir farkı yok. Yani insanlar o kadar dikkatsiz konuşuyor ki, istemeden o kadar fazla günaha giriyoruz ki, yani bilmeyerek anneme göre der, kızım der, bilerek girdiğimiz günahlar ayrı da der, bir de bilmeyerek der, dilin kemiği yoktur der. Bilmeyerek o kadar fazla der günaha giriyoruz ki. Her neyse, bu konuyu da burada kapatmak istiyorum. Şöyle makarnalarımı kızlar, süzgeç aldım da, bunu niye bırakmışım ya? Şimdi ne yapacağım? Hemen bu tencereye koyalım. Kızlar, şimdi tenceremi aldım, biraz yağ koydum. Yağın kızmasını beklemeyeceğim. Niye beklemeyeceğim? Ya biraz tenceremde su damlacıkları vardı da patlar diye korkuyorum. Şöyle hemen biberlerimi atayım ki. Bu kadar biber yeterli olur. Siz isteğe bağlı daha fazla katabilirsiniz. Efendim bebeğim. Ne yaptın aşkım? Her yeri dağıtmışsın yine içine. Evet canlarım, biberleri attım. Şeyde kararsız kaldım ya. Ben iki dişte sarımsak katayım ya. Kızlar, son anda karar vererek şöyle kocaman iki diş sarımsak katacağım içine. Şimdi kızlar, biraz da biber salçası katacağım. Şöyle
azıcık daha katayım. Normalde salçayı yemek pişirdiğim kaşığı sokmam da dikkat etmişsinizdir videolarımda ama şu an kızlar yine benim böbrek ağrım başladı ya. Üşütmüşüm ya. Üşütmüşüm kızlar, üşütmüşüm diyorum, hala böyle çıplak ayakla betona basıyorum. Terliklerim nerede? Çünkü çınar su kim bilir nereye soktu. Her neyse kızlar, şurada bir tane domatesimi minnak minnak doğradım. İki diş de sarımsağımı doğradım. Bunları da katıyorum. Bunu da bir güzel kavuracağım. Böyle altını da biraz daha açayım ki. Ay kızlar nasıl vuruyor var ya, bu ağrı çok kötü bir ağrı ya. Gerçekten çok pis bir ağrı. Anlarım. Şimdi benim bu karışık baharatım var ya, pazarlarda, marketlerde, her yerde satılıyor. Şöyle bir ölçekte bundan katıyorum. Hem çok güzel koku veriyor, hem de ayrı bir lezzet veriyor. Bakın hemen kokusunu değiştirdi. Çok böyle eritmeyeceğim kızlar. Birazcık daha şey olsun. Domatesler yumuşasın. Yani oğlum yemeyecek olsa inanın bu kadar fazla yumuşatmam bile, ama oğlum yiyeceği için sonra böyle makarnayı yerken içinden seçiyor biberleri, domatesleri, bu ne bu ne diye. Ama sadece salçalı makarnayı da ben çok sevmiyorum. Yani ya sebzeli, ya garnitürlü, ya fırında. Bu şekilde. Çok ağrım var. Ağrım var derken bile gülüyorum. O gün şey çıktı bir tane de. O gün dedim dün. Kim Milyoner Olmak İster programı var ya. Gerçi şu an ismi değişti de. Onu biz izliyoruz kızlar. Pek kaçırmayız yani. Hele eşim hiç kaçırmaz. Bir tane kız çıktı. Öğrenciymiş. Kız kahkaha ata ata çıktı zaten. Hala gülüyor böyle. Hala gülüyor. Ondan sonra acaba tabii şey dedi, işte sunan adam vardı, ismini hatırlamıyorum. Dedi niye hep gülüyorsunuz dedi. Kız da şey diyor, ben hep gülerim diyor. Herkes bana güler, ben yine gülerim diyor. Ben hep gülerim, herkes bana yine güler, ben yine onlara yine gülerim dedi. Aynen bu şekilde dedi kızlar. Ay kırıldık geçtik ya. Kızlar da sürekli soruları okuyamıyor gülmekten. Öyle. Çok ağrım var. Bence şu an mükemmel oldu. Bayağı bir yumuşadı domatesler. Bence bu kadar yeterli kızlar. Şöyle makarnasını atacağım. Mesela mantar olsaydı mantar da katardım. Mantar da güzel olurdu. Biz şey yapıyoruz, özellikle abimle Eskişehir'e gittiğimizde abimin dükkanında aynı böyle mutfak var, çok güzel. Buzdolabı falan var, yemek pişiriyoruz orada. Ben her gittiğimde hemen abim şey der. Hadi mantar soslu makarna yap der. Ben bildiğim sana domatesli, biberli, soğanlı, sarımsaklı mantar sote var ya kızlar. O mantar soteyi yapıyorum. Sonra böyle makarnayla buluşturuyorum. Bir güzel oluyor. Of bayılıyoruz ya. Bir de şu an mesela bunun içine mantar olduğunu düşünün. Sen böyle peçeteleri harca oğlum. Harca anneciğim. Ben görmüyorum zannetme. Ben görüyorum oğlum. İşine gelmiyor değil mi anneciğim? İşime geliyor diyor. Evet canlarım, şu şekilde karıştırmak için kapattım, karıştırdım. Sosunun bayağı dibine çöktü. Çok iyi karıştıramadım. Tencere küçük geldi. Bu şekilde mis gibi kokuyor. Ergazımı da batırdım. Makarnam da hazır.
şöyle. Ramazan yemeği yapmış Çınar Süf. Gel göster oğlum yaptığın yemeği. Hemen. Ne yaptın sen? Ne yemeği yaptın? Piyaz yemeği, piyaz. Ramazan yemeği yaptım diyordu biraz önce kızlar. Piyaz yemeği yaptım ben, piyaz. Makarnam pişti, çorbam pişti, çayım demlendi. Onu da altına kapatayım. Bu da dünden kalma kızlar. Kabak yemeğim. Ama gayet güzel ve lezzetli olmuş. Bunu da biraz sonra ısıtırım. Yemeklerim hazır. Şimdi neye geçeceğiz? Benim yemeğim hazır. Sen, ama tableti bırak anneciğim. Benim yemeğim hazır. Şimdi. Şunlar şey. Limonum var. Zaten rokalarımı yıkadım. Bunu bu şekilde kızlar koyacağım sofraya. Yani tabağa koyup bu şekilde yiyeceğiz. Şunlar da salata malzemelerim. Hemen salatamı yapacağım. Ay. Hemen salatamızı yapalım. Bu arada saat kaç ki? Telefondan kamera çekiyorum da eşimin telefonu da nerede? Hiçbir fikrim yok. Ben şunları bir doğrayayım canlar. Evet canlar, salatam da bitti. Şöyle limonunu. Ve zeytinyağını da kattıktan sonra bir tuzu kalacak. Onu da sofrada katacağız. Okey. Rokalarım. Şöyle salatam göstereceğim bir saniye. Ellerimi yıkadım da kızlar. Bunu tuzunu da attıktan sonra bir güzel karıştıracağız. Biz yazın marul almıyoruz kızlar. Genelde hep bu şekilde salata yapıp tüketiyoruz. Bunu çok seviyoruz. Hem domates de varken, güzelken bol bol domates yemek gerekiyor. Ay. Şöyle salatam hazır. Rokalarım yıkanmış hazır. Ondan sonra şunun da artık altını açayım kabak yemeğinde. O da ısınsın. Makarnam mis gibi oldu. Çorbam hazır. Çayım hazır. Sadece sofrayı kurmak kalacak. Şöyle bir güzel soframı da kurduktan sonra hayırlı iftarlar diyeceğiz. Ne diyeceğiz başka? Kızlar benden bugünlük bu kadar. Her zamanki gibi. Hayırlı iftarlar diliyorum. Bol bereketli iftar sofraları olsun. Diyorum. Sağlıklı kalın diyorum. Mutlu kalın. Huzurlu kalın diyorum canlarım. Benimle kalın diyordum. Diyorum. Başka ne diyeyim? Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Ay babam netice açmıyor babası. Neyi açmıyor? Netice açıyor. Babası niye TRT çocuğu açmıyorsun?
Televizyon kavgası yapıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Ne ayıp, ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp, çok kınıyorsunuz değil mi? Kızlar, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Olmazsanız bütün videolarımdan haberdar olamazsınız. Ne yazık ki çok şey kaçırırsınız. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.